Evet, Ulvi amcacığım. Sen şimdi bize isim vermeden mesleğini anlat. Biz zaten senin gözlere siyah şerit çekeceğiz, tanımayacaksın. Hiç endişe etme. Hayır oğlum, şimdi yanlış bir şey olmasın, başımız belaya girmesin diye söylüyorum yani. Yok abicim, bizde özel hayatın gizliliği birinci kural. İyi, tamam. Şimdi bu korsan taksi oluşumunun öncüsü benim abicim. Yani icat bana ait bizzat. Şimdi bu çay ocağı epeydir bizim yani, babadan kalmadır bana. Hani 3 lira 5 lira biriktirmişiz. Ondan sonra gitmişiz bir tane güzel Kartal Station almışız kendimize. Hani eşin dostun yükünü mükünü falan taşırız, böyle ufak yolumuzu buluruz hesabı. Bir gün bir çocuk geldi yanıma. Dedi Ulvi abi. Bu ismini söylediği yerde sessize düşeceğiz. Devam et abi. Ha, reklama giriyor değil mi o? Daha. Şimdi geldi o, dedi ki Ulvi abi dedi ya. Ben dedi Beşiktaş'a gideceğim. Ha dedim. Şimdi Beşiktaş'a taksiyle gideceğim. Bir çuval para vereceğim. Sen dedi hani beni Beşiktaş'a götürsen kaça götürürsün dedi. Bak bak. Ve o an mesleğin adını koydunuz. O an değil. Dur geliyorum. Şimdi ben bunu Beşiktaş'a bıraktım. Bu benim teknik olarak ilk müşterim oldu. Şimdi geri dönerken arabayı kullanıyorum. Böyle içimden acayip böyle bir şey geliyor. Ulan yani tarif de edeceğim bir şey değil ama hani dedim ulan Ulvi dedim ya. Yani sen 21. yüzyıla damgasını vuracak bir icada imza atıyorsun oğlum dedim yani. Ya, o an mesleğin adını koydunuz. O an değil. Geliyorum. Şimdi aynı adam yine geldi. Tamam mı? Oturuyorum bile, çayımı içiyorum. Dedi Ulvi abi, ben bu sefer dedi Mecidiyeköy'e gideceğim. Sen beni Mecidiyeköy'e kaça götürürsün? Bak bak. Ve o an şimşekler çaktı. O an değil. Şimdi geliyorum. O an değil, geliyor. Şimdi bu bana bunu söyleyince ben bir sinirlen abi. Tamam mı? Yani asabi herifimdir yani. Ya delirdim ya. Dedim ulan git lan. Manyak mısın lan sen dedim. Git dedim taksiye bin lan, ben senin özel şoförüm miyim lan dedim. Ayaksın lan sen dedim. Şimdi ben böyle deyince bu tabii bir anda böyle yani yanar döner vaziyete geçti. Aman abi dedi, ben ettim seni ne? Sen dedi beni yanlış anladın falan. Hani o da araba, bu da araba. Hani o da taksi, bu da taksi hesabı yapıyor. Hani rengi değişik, seninkinin davası yok falan filan numarası çekiyor bana yani. Ulan şimdi bir yandan da adamın söylediği enteresan. Yani iyi fikir. Bazılarına göre de ihtiyaç hatta. Benim tek ulaşım aracı. Benim baba mesleği. Tamam abartmayın ya, abartmayın. Abi nasıl büyüdü bu sektör? Düğün videoları da çekiyor musunuz abi? Abi düğün, sünnet, kına, homemade, gezi, tatil hepsi var bizde. Ha, bak o işte iyi para var diyorlar sektör dışından ya. Kafana göre para söylüyormuşsun değil mi? Abi yok, bizde tarife belli. Fix fiyat bizimkisi. Abi ben geçen bir arkadaşın arkadaşının düğününe gittim. Fotoğrafını çektiler. 20 TL para istediler. Ne diyorsun? Kır düğünüymüş o. Nikah memuru da düğüne gelmiştir. Hakikaten ha, nereden bildin ya? Fiyattan abi. Her düğünün fiyatı ayrıdır. Bağcılar Evlendirme Dairesi'ndeki düğünün fotoğrafından al alabiliyorsan 20 TL'yi. Yemin ediyorum haber olursun bütün ülke seni konuşur. Ha, muhite göre yani. Yani. Bak Bağcılar Belediyesi'nin arkasında Hüseyin abinin yeri var, Nargile Salonu. Çok güzel yer. Bir ara gideceğim, onunla da röportaj yapacağım da. Neyse konumuza dönelim. Oğlum, onun hunu bir kaldı. Bugün mü adamın tutmasının suratına? Pardon. Ondan sonra tabii hayat yavaş yavaş farklı hale gelmeye başladı. Bir kartal yetmez oldu. Hani filoyu birazcık genişlettik. Sonra ben bir de tarife yaptım. Kilometreye göre hesap. Hani müşteri mağdur olmasın hesabı, anlıyor musun? Hani kim ne vereceğini nereye gittiği zaman bilsin hesabı. Tabii böyle yavaş yavaş şubeleştik. Ülkenin dört bir yanına yayıldık. Allah'ımıza şükürler olsun. Peki nasıl tepkiler aldınız? Sert. Çok sert. Bir kere her şeyden önce hani şöyle bir yere gittiğin zaman böyle eş, dost, aile, yeni biriyle tanışıyorsun ya. Diyor birader ne iş yapıyorsun? İşte orada mesleğini söyleyemiyorsun. Bu çok zor bir durum ha. Harbi söylüyorum. Hani araba kiralıyoruz, maraba kiralıyoruz, böyle geçiştiriyoruz ama hani insanın hani gururuna dokunuyor azıcık bu. Bir de şu taksicilerden çok çekiyoruz birader ya. Hakikaten yani ha. Bunlar şimdi müşteri kılığına giriyorlar. 3-4 kişi senin araca biniyorlar. Issız bir yere götürüyorlar. Parayı da vermiyorlar. Bir de eşek sudan gelinceye kadar da dövüyorlar ya. Peki polis? Yok polis dövmüyor. Vallahi yukarıda Allah var. Harbi söylüyorum. Yani polis hakikaten dövmüyor ya. Onu demiyorum. Polis yakalayınca ne yapıyor mesela? Arabayı bağlıyor. O dövse daha iyi, arabayı bağlıyor. 750 liraya alıyorsun arabayı geriye, 750 lira. Peki nasıl önüne geçtiniz bunu? Valla tam olarak önüne geçtik diyemeyiz. Yani kendimize göre bir takım sistemler geliştirdik. Mesela referans olmadan asla müşteri kabul etmiyoruz. Kitapçıklar bastırdık, broşürler hazırlattık falan. Bunları evlere bıraktık, her eve bir tane kod numarası verdik. Alo'dan önce mutlaka kodu söylemek zorunda. Eğer alo'dan önce kodu söylemezse telefonu tak kapatıyoruz suratına. Önce kod, ondan sonra alo. Birkaç defa yengen arada alo diyor, tak kapatıyorum telefonu. Alo diyor, kapıyorum telefonu. Abi oraya hiç girmeyelim. Zaten yapım bize tek kaset verdiği için sürenin de sonuna geldik. 10 numara röportaj oldu. Eyvallah. Teşekkür ederim. Çocuklar siz kasetleri kanala yetiştirin. Ben Murat abinin otele gideceğim. Sen araba işini ne yapıyorsun abiciğim? Murat'ın otele ne kadara götürürler sorsana. Oraya kadar taksiyle git. Nasıl yapabiliyor bunu ya?
çocuklar bak bir gün çözeceğim numaranızı çok kötü olacak ha. Niye yapmıyorsunuz oğlum? Korkuyorum lan. Kaça götürürsün abi oteli? Anlaşırız canım ama sana bir tane kod vermemiz lazım. Ne olsun senin kodun? Tamam. Şimdi açıyorsun. Alo'dan önce ne diyorsun? 38. Vesikalık iyi para bırakıyor mu ya? Vize pasaport için iyi para alıyorsunuzdur. O da değişiyor abi. Mesela Amerikan vizesinden 25 TL alıyoruz. Bulgaristan vizesi 15 TL. Fotoğrafçılar Birliği ülkelerin ekonomik gelirlerine göre bir fiyat listesi belirledi. Bir saniye kardeşim, bir saniye ya. Yetkiliyle görüşeceğim ben. Çekim var çekim, yabancılık yapma. Ama böyle olmaz ki tam konuşurken. Onu indir oğlum, indir. Abicim hayırdır ya? 10 dakika sonra çektir vesikalığını. Çok mu acil ya? Ben fotoğraf çektirmek için gelmedim beyefendi. Benim bir maruzatım var. Hazır böyle kameralar falan da buradayken. İstenmedik çıban gözde çıkarmış. Kaçarı yok. Anlat bakalım. Ama Ahmet Bey. Ya sen dert etme, ben onu masada hallederim kurguda. Devam et sen. Beyefendi, şu adamın vitrinine, fotoğraflarına bir bakar mısınız lütfen? Ama bütün fotoğraflara bir dikkat kesilin, rica ediyorum. Abi her yerde senin fotoğrafın var ya. Ünlü müsün sen? Manifaturacıyım ben kardeşim. Ama bu herif yüzünden bütün mahallenin eğlencesi oldum ben. Esnaf bende dalga geçiyor ya. Yani gelip oradan iki top kanvas, bir de şöyle yan profilden gülen bir fotoğrafınız lütfen falan diyen müşteriden bıktım, usandım. Abi askerlik fotoğrafları tamam da bak, burada yenge var, düğün fotoğrafı var. Ayıp bari bunları koymasaydın. Ya nereden bulmuşsa bulmuş. Yani sünnetlik fotoğrafımı bile koymuş, bakar mısın? Aa, bu da mı sensin ya? Ya sen rahat ol, tanımazlar seni bu fotoğraftan. Kavga ettim, karakolluk olduk ama bir türlü lafı dinletemedim. Lütfen söyler misiniz bu fotoğrafları kaldırsın. Ustacığım sen niye koyuyorsun bu adamın fotoğraflarını ya? Niye kardeşim, yasak mı? Değilmiş. Usta, CF kart var mı ya şu şeyle Ahmet? Gökmen abi, sayın görüntü yönetmenimiz Gökmen abi. Ana Onur, Zafer. Tüm ekip burada bizim. Hoş geldin. Evet. Biz de çekimi bitirmek üzereydik. Şimdi çok şey bak. Kadraj bu. Şey yapın. Zafer, oğlum siz halledin çekimi tamam mı? Ben Gökmen abinizin peşine düşüyorum. Abicim kusura bakma, görüşmek üzere. Aman bir dakika ne oğlum? Abi senin işini halledeceğim ama şimdi değil. 2-3 haftaya. Hadi. Biraz karısı koçuk ama neden fotoğrafçılık? Yani hocam ne diyeceğim bilemiyorum ama gerçekten şu ana kadarki en iyi röportajımı yaptım. Teşekkürler. Ne demek, faydamız dokunduysa ne güzel. Zaten sizin sektörle de dirsek teması halindeyiz. Aman Allah korusun hocam, sizdeki bu dirsek de yani. Yok ya, öyle demek istemedim. Şu Kıvanç'ın dövüş sahneleri var ya, hani onların koreografisini ben yapıyorum. O bütün ekibi ben çalıştırıyorum. Hocam şimdi benim telefon numaram sizin asistanınızda var. Bir isteğiniz olursa mutlaka arayın. Olacak Murat, illaki bir isteğim olacak. Ve ben seni o gün arayacağım. Bakalım o gün senin tutumun nasıl olacak. Göreceğiz Murat. Hem de pek yakın. Aman hocam ettiğin lafa bak yani. Tutumumu beğenmezsen sen de benim ağzımı burnumu kırarsın. Ben gülüyor muyum Murat? Ama hocam bu kötü bir şey değil ki. Senin gülüşünde gördük. Hocam şimdi şöyle yapalım. 7/24 hizmetinizdeyim. Bir isteğiniz olursa mutlaka arıyorsunuz. İzninizle anında toz oluyorum.